Galaksinin Sesi'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Oğuzhan Arslan ve her zaman olduğu gibi yanımda dostlarım, sevgili Niko Fenerli ve Ateş Çetin var. Merhaba. Hepinize mutlu yıllar diliyoruz. Umarız ki 2021 yılı hepimize en başta sağlık, sonra mutluluk, huzur ve refah getirir. Buradan da bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutlamış olalım. Uzun zamandan beri şey yapmayı planlıyorduk. Geçtiğimiz sene içerisinde, 2020 yılı içerisinde Star Wars dünyasıyla alakalı ne tip gelişmeler oldu? Böyle bir geçtiğimiz yıla bir mercek tutmak istedik. Ama tabii baktığınız zaman 2020 yılına esas damga vuran hadise hepimizin malumu olduğu üzere Covid-19'du. Ama biz bugün Covid-19'la alakalı konulara çok fazla değinmek istemiyoruz. Daha çok Star Wars'la ilgili konuşmak istiyoruz. Değil mi beyler? Ama şunu da belirtmek lazım. Star Wars'la ilgili gelişmeleri de büyük ölçüde Covid etkilemiş durumda. Oraları bitleriz artık. O zaman Ocak ayıyla başlayalım. Çünkü yani biz şöyle düşündük bu arada. Hani ay ay gidelim ki hem bir kronolojik sıra dahilinde gidelim hem de hafızamızı tavizeleyelim. Bu arada tabii her olan bitene de değinemeyiz. Yoksa buna videonun tabii ki de süresi yetmez. O yüzden hani basında yer bulmuş, hayran dünyasında özellikle büyük ses getirmiş olaylara biraz daha değinmeye çalıştık. Evet, Ocak dedik. Ocak 2020'de ne olmuştu? Biliyorsunuz Ocak 2020 hemen Aralık 2019'dan sonra Aralık 2019'da vizyona gören bölüm 9'un bölüm 9'la ilgili yorumların hayranlar tarafından dile getirilmeye başlandığı önemli bir aydı. Tabiri caizse hayranlar yine kutuplaşmış durumdaydı. Fakat bir de Ocak ayında geçtiğimiz sene damgasını vuran hadiselerden bir tanesi de bölüm 9'un bu alternatif bir senaryosuydu ki onun da onunla ilgili de alternatif senaryo ile ilgili de sevgili Ateş'in seslendirdiği çok güzel bir videomuz var kanalımızda. Eğer izlemek isterseniz ya da izlemediyseniz onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir diğer gelişme ise bu Disneyland ile alakalıydı. Bu oradaki ride dediğimiz daha evvel 2019 senesinde duyurulan fakat 2020 Ocak ayında açılan yeni bir ride, o da Rise of the Resistance ride'ıydı. Ocak ayında böyle gelişmeler yaşanmıştı. Var mı i̇şte diyorsunuz bak, arkadaşlar? Şeyi söyleyecektim tam hani üstüne çok durmayalım, hani Covid oldu vesaire diyorduk da şimdi eğer Covid olmasaydı bizim bir planımız vardı, bu Disneyland'deki Galaxy's Edge'e gitmek. Evet. İşte Rise of the Resistance'ı denemek gibi geçtiğimiz Eylül ayında benim planlarım vardı ama maalesef gerçekleştiremedik. Aynen. İşte biz de Celebration'a gidecektik ama gidemedik iptal olunca. O da kaldı. Evet. Yoksa Galaxy's Edge'e biz de uğramak istiyorduk. Oğuzhan diyorsun Covid'i konuşmadan devam edelim de yani 2020 senesini Covid konuşmadan... Neyse, buralı, mümkün olacağı az... Buraları artık şey yaparız ya, montajlarız. Covid diyecek, co-bip. ben şey için bahsetmek istiyorum, şu bölüm 9 için. Bölüm 9 şey gerçekten hayranları aşırı kutuplaştırdı. Hatta çok böyle hani Disney'e ve Disney yöneticilerine sövmeyi böyle şey hobi edinen bir kitle çıktı ortaya. Ve bunlar aşırı yüksek sesle yorum yapabiliyordu ve gerçekten biraz da hani dilin kemiği yok derler ya, öyle git. Tamam, okey, filmi beğenmemiş olabilirsin, sevmiyor olabilirsin. Ben zaten film hakkında görüşlerimi zamanında belirtmiştim. Ama biraz abartılı yorumlar da yok muydu sizce? Ya vardı tabii. Bazı yorumlar tabii ki de objektif olmakla beraber aslında... Baktığın zaman çoğu yorum bence subjektif. İnsanlar tabii ki de kendi beğenilerine göre hani bunu değerlendiriyorlar ve yorum katıyorlar işin içine. Ben bir de şunu olduğunu düşünüyorum. Hani The Last Jedi'la alakalı o kutuplaşmanın çok had safhaya varış noktası aslında The Last Jedi'dan sonra biz hani çok şey görmeye başladık, sıklıkla görmeye başladık. Hani onun arkasından bir de Rise of the Skywalker'da böyle ne derler, aynı kitle tarafından beğenilmeyince zannediyorum ki bu yorumların üstüne bir negatif yorum daha katmak istediler. Bunu bu şekilde dile getirdiler. Ama dediğim gibi yani objektiflikten ziyade, ya objektif bir takım tabii yorumlar var, hani isabetli yorumlar var ama ben çoğunu subjektif görüyorum bunları.
Ya subjektif olmanın bir mahsuru yok. Çünkü zaten nasıl bu bir sanat, nasıl algıladığınla ilgili bir şey. Ama yani yapıcı geri bildirimler vermek gerek diye düşünüyorum. Böyle gerçekten çok böyle ipin ucu kaçmış yorumlar gördüm çok fazla internette. Hı hı. Haklı olanlar var ama yani bu şekilde dile getirilmesi ne kadar doğru onu da bilmiyorum açıkçası. Ya şeyi hatırlarsınız, prequel filmlerin zamanında da bu tip yorumlar oluyordu. Yani evet. Birinci film, ikinci film, üçüncü film daha doğrusu bölümden sonra da bu tip yorumları okuyorduk sağda solda. O yüzden ben böyle yorumlar olmasına açıkçası şaşırmadım. Hı hı. Şey tarafında tabii, şu anda sosyal medya daha kuvvetli, ulaşılabilir herkes için, daha kolay ulaşılabiliyorlar, daha gürültülü yorumlar yapabilirler. Zamanında prequel bölümler içinde yani Lucas'ın kendisi bile artık şey demişti, yaka silkelemişti bu yorumlarla ilgili. Yani Special Edition'dan başlayan bir Lucas'a tepki vardı. Yani bazı hayranlar nedense biraz aşırı tepki gösteriyor gibi geliyor bana. Tamam, çok her şey çok güzel gitmedi. Bence en büyük sebebi de ayrı yönetmenler, ayrı senaristlerin olması. Ama biraz da şey yapalım ya, orantılı kullanalım dilimizi diye düşünüyorum. Hatta bir ara şey vardı, sen dedin ya, prequel dönemindeki eleştirilerin dozunun kaçmasından ötürü şey diyorlardı. Ya bu tabii birazcık da geyikti ama George Lucas, Lucasfilm'i Disney'e sırf bu kadar çok eleştiri geldi diye sattı. Artık hani artık dayanamadı. Satıyorum artık, kurtulmak istiyorum kafasıyla hareket etti. Ondan sırf bu yüzden bombayı Disney'e kucağına sattı bıraktım diye. Bob Iger'ın. Senin işin artık. Evet. Şubat'la devam ediyorum. Tabii ki de Şubat ayında da bir takım gelişmeler oldu. Buradaki en göze çarpan gelişmelerden bir tanesi Clone Wars'un 7. ve final sezonu yayınlandı. Hayranlarla buluşturuldu. Bir diğer gelişme ise bu High Republic projesi Disney tarafından duyuruldu. Bu yeni bir çizgi roman projesi. Bunu duyurdular. High Republic ismini de son zamanlarda yine çokça duyar olduk. Bu yeni duyurulan projelerde de adı doğrudan olmasa da dolaylı olarak geçiyor ama bunun altyapısının aslında Şubat ayında atılmaya başlandığında aslında görmüş olduk. Clone Wars güzeldi aslında bakarsanız. Yani final sezonu ben beğendim. Zaten birazdan ay ay gidiyoruz ya, o kronolojik sıralamada da üstünden geçeceğimiz üzere hani Mandalorian'a da böyle dokunan yerleri vardı. Ne diyorsunuz? Ben de heyecanla izledim son sezonu. Özellikle final bölümleri oldukça sürükleyiciydi. Evet. Senin de söylediğin gibi başka yeni projelerin kapısını açtı. Hani bir taraftan da şey düşünüyorum. Şimdi bu 7. sezon aslında çok önceden hazırlanmış bir sezon. Hani senaryosu vesaire, hatta YouTube'a bakarsanız bazı renderlanmamış ya da nasıl diyeyim, sırf render'ı olan bir takım görüntüler mevcut bu sezona ait. Keşke zamanında tamamlasalarmış projeyi. Hayranlardan aldığım kadarıyla şey geldi, talep geldi büyük oranda. Hı hı. Ve sonuçta onun üzerine tamamlandı ve çıkarıldı. Tabii şey vardı o zaman, Save Clone Wars mu? Öyle evet, bir hashtag vardı. Evet. Hatta bu son sezon duyurulduğu zaman da bu duyuru fragmanının sonunda Clone Wars Saved şeklinde bir mesaj verdiler. Ya belki bu arada hala izlememiş olanlar da olabilir. Hani çok da şey, hani spoiler da vermemeye çalışarak aslında ben bu şeyi söylemeye çalıştım. Ama şey, hani bir iki yer vardı. Hani bilmiyorum, benim tüylerim diken diken olmuştu izlerken. Yani böyle hani gerilere götürdü seni. O manada. Ama ben hakikaten beğendim yani. Son sezon. High Republic hakkında bence şey yaratmaya çalışıyorlar. Üzerinde çalışılabilecek başka bir timeline, başka karakterler kurmaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Evet. Ve biraz da bizim bildiğimiz timeline'dan, işte Yavin Savaşı'ndan bayağı bir önceye giderek biraz hani ellerini kuvvetlendirmek ve rahat hareket etmek istiyorlar. Aynen. Diye anlıyorum. Ben şunu hissediyorum bu High Republic projesiyle. Şimdi
Knights of the Old Republic oyunlarını, serisini ya da Old Republic oyununu seven büyük bir kitle var. Fakat o serinin kanon olup olmayışı biraz böyle muğlak. Hatta tam olarak kanonda diyemeyiz. Şimdi High Republic projesiyle onu, daha doğrusu o dönemi, yani bizim bildiğimiz Yavin Savaşı'nın işte kaç 50 sene öncesinden sonrası bir dönemi biliyoruz. Daha da geçmişi Disney kendi tarzıyla aktaracak diye hissediyorum High Republic'le beraber. Bu arada bir düzeltme, sadece çizgi romanlar değil, romanlar olacak. Hatta bir animasyon projesi üzerinde de çalışıldığı söyleniyor. Zaman gösterecek. Ya ben bir de bu arada şey de oldu. Şimdi biz bu kaydı yapmadan birkaç gün öncesinde de bir Lucasfilm tanıtımı oldu bu projeyle alakalı. Ben tanıtımı izlemedim. Niko, sen izledin diye biliyorum. Yok, ben yani izlemeye çalıştım. Vaktim olmadı açıkçası. Başka işlerim vardı. Baştan sona izleme fırsatı bulamadım açıkçası. Ben izlemedim ama o tanıtım neticesinde paylaşılan materyallere şöyle bir göz attım. Şimdilik çok heyecanlandım diyemeyeceğim. Zaman gösterecek neler olacağım. Bu arada animasyon projesi şey, resmi olarak duyurulmuş muydu? High Republic için mi? Aynen. Yok, duyurulmadı. Duyurulmadı. Ha. Çünkü şey, ben de bu ilk Şubat'ta duyurulmuştu ya, o dönemki şeyden, ne derler, o duyurulardan, duyurularla ilgili hafızamı zorladım da şeyle alakalı olduğunu gördüm hep. Yani çizgi roman projesi, hatta bununla ilgili artistleri bir araya getirmişler. Aynen sizin de dediğiniz gibi işte alternatif bir zaman çizelgesi oluşturulmaya çalışıldığı hakikaten bariz bir şekilde belli. Yeni karakterler, yeni kahramanlar, yeni oluşumlar. O şey noktasına çok katılıyorum. Yani mevcutta bir canon var. İşte bölüm 4, 5, 6, 1, 2, 3 ve sonra 7, 8, 9, Rogue One vesaire. Bunun öncesinde de geçen olayları anlatacak bir zaman, bir nasıl diyeyim, alternatif evren demek istiyorum ama o çok uymaz, çok doğru bir tanım olmaz alternatif evren, ama Disney'in kendi realitesini yaşatmak istediği bir zaman çizelgesi oluşturmak istenildiği bence de aşikar. Ya biraz da şey yapıyorlar hani, ilgi çekebilmek maksadıyla mesela oraya şey koymuşlar, tanıdık karakterlerden bir tanesi Usta Yoda. Ha. Kaç 600 yaşında falan olacak. Evet. Bu projede yani bir tık daha genç göreceğiz Yoda'yı. Evet. Daha enerjik. O zaman geçiyoruz Mart ayına. Mart ayı kurumsal bir haberle aslında akıllarda yer edindi diyebiliriz. O da Disney'in yönetimiyle alakalı. Bob Iger istifa etti. Ve şu anda ama yeni CEO'nun, yeni patronun adı aklıma gelmiyor arkadaşlar. Sizin geliyorsa lütfen söyleyin. Bob Chapek olması lazım. Aynen. Chapek. Bununla beraber yeni çizgi romanlar şeye girdi. Ne derler? Piyasaya çıktı ve bunlar Türkçe olarak yayın hayatlarına başladılar diyeyim. Daha doğrusu raflardaki yerlerini aldılar. Bob Iger istifası, evet. Bob Iger'dan ben direkt çizgi romanlara geçiyorum. Ha, okey. Şimdi 2020 senesinde hani pandemiden dolayı etkilenen bir diğer piyasada çizgi romanlar. ya bundan kaçış yok maalesef. Evet. Hani etkilendiği için önceki senelere nazaran çok daha fazla çizgi roman göremedik. Fakat bu konunun takipçisiyiz. Hani 2021'de neler olacak, neleri raflarda bulabileceğiz. Onları öğrenip sizlere aktarıyor olacağız. Bir an evvel normalleşme dileğiyle diyelim. Ben şeyden, Bob Chapek'i görmedik. Yani bu duyurudan sonra onunla ilgili, o kendisi bir görünmedi sahnelerde, herhangi bir duyuruda, herhangi bir etkinlikte. Çok ön plana çıkmadı, evet. Çok ön plana çıkmadı. Şeyde yok muydu? Bu yeni film ve dizi projelerinin yapıldığı... İşte orada hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla ilk giriş sunumunu şey yaptı. Bob Iger yaptı yine. Öyle hatırlıyorum. Zaten Bob Iger şey dedi.
22 ay kadar daha beraber çalışacağım kendisiyle bir şekilde. Hani daha zaten 2022'nin sonunda ayrılıyor. Ya da 21'in sonunda mıydı neydi? Affedersiniz. Pek görünmüyor kendisi. O da şey kontratımdan kaynaklıydı. Hatta çünkü yapılan duyuruda da kontratının sona erme tarihi 2022. Hani o tarihe kadar görevini devam ettirecek ve şey Bob Chapek'le beraber çalışacak diye de bir ifade vardı duyuruda. Şey 31 Aralık 2021. Ha bu senenin sonu. Yani 2022'nin başı. Evet. 2021'in sonunda artık tamamen görevinden ayrılıyor. Bir işte devir teslim süreci var gibi. Evet. Handover. Handover. Değişik bir şekilde şimdi ben önümde de tabii notlar da açık. Değişik bir şekilde demeyeyim aslında çok normal bir şekilde. Bir anda Haziran ayına atlıyoruz Mart ayından. Neden acaba? Mart, Nisan, Mayıs yok. Direkt yok. Ya bu arada bu notları kendi yaptığımız gündem bölümlerinden aldık. Aynen, aynen. Bu durumda yani... Mart, Nisan, Mayıs gündemleri yok anlamına geliyor. biz neredeydik acaba? Biz ne yapıyorduk? Neyse. İnsanlar bir şeylerle cebelleşiyordu. Biz de bir ne oluyor, ne bitiyor bir anlayalım dedik. Ortamı bir görelim dedik. Yani işte ev hayatına adapte olmaya çalışıyorduk. Haziran ayı bu Jedi Temple Challenge isimli yeni bir program, yeni bir proje yayın hayatına başladı. Ve malum sebeplerden ötürü de Ağustos ayında yapılması planlanan Celebration Anaheim 2020'nin iptal edildiği duyuruldu resmi olarak. Tabii bu Celebration iptal edilmesi bekleniyordu. Hani bilet sahibi olaraktan bekliyordum ben ama yani üzdü mü? Üzdü. Tabii ki de üzüldük. Demin Ateş de söyledi yani Galaxy's Edge'e gitme planları vardı. Hatta biraz daha o şeyi uzatıp. Ama olmadı. Ne yapalım ya? Kısmet değilmiş. Ama tabii ki de temennimiz herkesin iyi olması. En az hasarla bu süreci atlatıp bir an evvel normal hayatlarımıza dönmek istiyoruz. Bu arada Celebration'la ilgili de o bilgiyi de yine tekrardan söylemek gerekirse 2022'nin Ağustos'una ertelediler. Yani iptalden kasıt aslında bir erteleme olarak bunu düşünebiliriz. Ve o zamanlar yapmış olduğumuz yayınlarımızda da hep şey diyorduk yani neden 2022, 2021'de niye yapmıyorlar diye bir serzenişte bulunmuştuk ama şu anda anladın o kadar mı? Şu anda o kadar doğru bir karar olduğu anlaşılıyor ki yani ya 2022 bakalım. Bile riskli olabilir bu arada. Olabilir evet yani. Ya olabilir. Sus Allah kahretsin. Sus. Şey geldi mi bu arada sana Oğuzhan pinlerden? Onunla alakalı dün bana bir mail geldi onu söyleyecektim. Kargoya verildiğine dair konfirmasyon mailı attı şey Reed Pop. Star Wars pini'nin gönderime, daha doğrusu postaya verildiğine dair. Bakalım ben de merakla bekliyorum ne zaman gelecek. Şeyle ilgili Jedi... Ha pardon söyle abi. Onu diyecektim. Jedi Temple Challenge'la ilgili. Yani zaten daha çok şey genç hayranları hedefleyen bir yarışma programı gibiydi. Oradaki farklı olan şey Ahmet Best'in sunucu olmasıydı. İşte birkaç bölümü böyle bir izler gibi izledim aslında belki benim ufaklığım ilgisini çeker diye. Bir tane bir bölüm izledikten sonra sıkıldı. Hadi ya. çok da yani tutulmadı gibi geliyor bana açıkçası. Ya challenge'sız bir yarışma yapmışlar. Ben de yani bir bölümün tamamını izledim. İkinci bölümün başlarında kapattım. Hani belki benim yaş grubum hatırlar şeyde Nickelodeon'da özellikle bu tarz böyle yarışmalar vardı. Şimdi yarışmaların isimlerini tam hatırlamıyorum. Legends of the Hidden Temple vardı. Evet. Bir de böyle dağ gibi bir şeye tırmanıyordu çocuklar. Yorumlara yazarsınız. Hatırlayanlar yorumlara yazsın. ya onları daha böyle bir heyecanla izliyordum. Bu böyle şey hani birazcık bilgi gibi işte bir şeyleri birleştirelim falan böyle çok aksiyonu yok yani. Ahmet birazcık Best'e daha heyecanlı mı acaba? Ne dediğini alırsam?
Ahmet Best'ten ötürü olabilir mi acaba dedim. Hani Ahmet Best, Jar Jar Binks falan. Ha, yok. Yok yani. Ya, bence o zamanlar 10 yaşındaki Ateş daha heyecanlı izliyordu. O da olabilir bak. Neyse. Geçiyoruz Eylül ayına. Yine Temmuz Ağustos'u yine biz boş geçmişiz. Aslında bir dakika boş geçmedik. Orada ciddi röportajlar var. Ha, röportaj videolarını da bu arada röportaj sen yok. Niko nere şuraya bir yer yok buraya. Ya bir şuraya linkleri koyacağım da linkleri aslında bir videoya çok fazla link koyamıyorum. 5'ten fazla link koyamadığım için artık siz bir kanala abone olun. Bak. Evet. Sonunda değineceğim bir konu var. Bir saniye. Bahsedelim. 5 saniye es verelim. Şimdi o aşağıda şuralarda bir yerde abone ol butonu var arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olun, bekliyoruz. Eğer şu anda bu videoyu da YouTube'dan izliyoruz, pardon, podcast olarak dinliyorsanız YouTube kanalımıza abone olun. Çünkü podcast'te olmayan çok ciddi içerikler var YouTube kanalımızda. Tavsiye ederim ve teknik sebeplerden dolayı podcast'te son 5 bölüm hep görülebiliyor. Tamamına, bütün arşive YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Evet. Abone olduğunuzu varsayıyorum bu süre içerisinde. Abi size zahmet, bir de o çana da basarsanız o bildirimleri de aktif hale getirin ki yeni içeriklerimizi biz yayına soktuğumuz zaman anında haberdar olun. Çok deyip, güzel genel kültür bölümlerimiz var. Çok güzel kutu açılışlarımız var. Evet. Çok fena planlarımız var. Çok fena. Fena. Eylül ayına geçtiğimiz zaman da Hasbro'nun bu Haslab denilen bir projesi var. Bu yeni projesi Razer Crest duyuruldu ve rekor katılımla üretim onayı aldı. Burada direkt ben sözü Niko'ya vermek istiyorum. Razer Crest nedir? Belki bize bir daha hatırlatabilir bunu. Ya bu nedir ne değildir? Haslab nasıl çalışır? Buyurun Niko Bey. Haslab projesi bir fonlama sistemi. Belli bir adete kadar hayranlar fonlarsa ürünü yapıyorlar. Ve genelde bu projede çıkacak olan ürünleri genelde önce 3 boyutlu tasarımlarını gösteriyorlar ve onu satıyorlar. Sonrasında da yeterince fonlanınca zaten prototipini üretip onu gösteriyorlardı. Bu duyurulduğunda ben bu hemen biter dedim. İlk birkaç gün içinde hani ikinci segment, üçüncü segment, dördüncü segmentlere kadar vardı yani. Zaten alması gereken kişiler sipariş etti. Bir de üzerine artık stretch hedefler gelmeye başladı. İşte bir neler vardı? Bir escape pod geliyordu. Bir tane işte bu setindeki bebek Yoda geliyordu. Bir takım ekstra hediyeler vardı. O konudaki bölümümüzü izlerseniz detaylı olarak onu inceledik. Şu anda siparişler kapandı ve hayranlar Razer Crest'in gelmesini bekliyorlar. Razer Crest'te 3.75 oranında gerçekten devasa bir araç. Razer Crest bu arada bilmeyenler için Mandalorian'da Din Djarin'in kullandığı gemi. Geminin adı. Di. Spoiler vermesek. Ama ne olduğunu söylemedim. Ha, evet. Lando'ya mı kaybetti yoksa falan? Acaba. İkinci el fiyatı arttı diye sattı bence. Ya. Niye ÖTV mi gelmiş? Neyse. Geldik Ekim ayına. Ekim ayı gerçekten çok bombastik bir aydı. Neden? Çünkü iki güzel gelişme yaşandı. Bir, Star Wars Squadrons, yeni son Star Wars oyunu. Oyun severlerle ve Star Wars hayranlarıyla buluşturuldu. Satışa çıktı. İkincisi ise, en bombastik olanı ise Mandalorian'ın ikinci sezonu yayınlandı. Bu Mandalorian'la ilgili konuşmadan evvel bir Squadrons'a değinmek istiyorum. Squadrons'la ilgili de bizim planlarımız var bu arada, üçümüzün. Neler yapabiliriz diye. Hatta bir takım denemeler de yaptık. Sizin için girdik beraber İmparatorluk filosuna katıldık. Fakat çok güzel tokatlandık. Ama hakikaten eğer ilgi çekebileceğini düşünüyorsanız ve sizin de ilginizi çekerse bu Squadrons projesini aslında biz hayata geçirmek istiyoruz. Belki birlikte bir takım oyunlar oynayabiliriz. Ya da
bu walkthrough denilen hani single player şey de var, bölümleri de var çünkü bildiğiniz üzere. Her birimiz sırayla sizin için oyunun bölümlerini de oynayıp kanala yükleyebiliriz. Böylelikle siz de oyunu deneyimlemiş olursunuz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de yorum alanına bırakırsanız biz de ona göre planlarımızı biraz daha netleştirebiliriz. Gelelim Mandalorian'a beyler. Evet. Neler dikkat çekti evvela? İkinci sezon genel olarak nasıldı? Neler yeni olaraktan hayatımıza girdi? Buyurun. Bence en dikkat çekici olan kısım Boba Fett'in geri dönmüş olması. Yani senelerdir işte şu çizgi romanda geri çıktı, bu romanda işte aslında yaşıyormuş vesaire, o kanon değil, bu aslında Legends falan filan derken Mandalorian dizisi bu konuya noktayı koydu. Boba Fett'i çok sağlam bir şekilde geri döndürdü. Benim en çok hoşuma giden detay ikinci sezonda buydu. Belki de hani onunla kapışır, belki de biraz geçebilir. Luke'un CG ile geri dönmesiydi. Belki biraz Boba Fett'e göre daha büyük sürpriz oldu hayranlar için. Ahsoka. Evet. Ahsoka'yı live action'da bu şey Mandalorian dizisinde hayranlar gördü. Başka? Bo-Katan karakterini Bo-Katan. De live action gördük. Evet, Bo-Katan karakteri. Bo-Katan karakteri de enteresan aslında. Hem seslendiren oyuncu hem gerçekten live action'da oynayan oyuncu aynı. Evet. Tam böyle şey. Bir de şeyin Baby Yoda'nın, Bebek Yoda'nın da adını öğrendik. Bu da hayatımıza yeni giren bilgiler arasındaydı diyelim. O da Ahsoka bölümünde, daha doğrusu Jedi isimli bölümde onu da öğrenmiş olduk aslında. Onun ismini de Ahsoka öğrendi bu arada. Evet. Dilini bilen başka yok herhalde. Ya da çünkü aslında hayranları bir de çok heyecanlandıran konu da Dark Trooper'lar oldu. Hı-hı. Ki o konuda Ateş'in gene seslendirdiği güzel bir genel kültür bölümü var. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Kesinlikle. İzleyebilirsiniz. Podcast'ını dinleyenler için YouTube'a bakmanızı tavsiye ederim. Podcast'te yok yani. Podcast'te yok. Bu arada Bo-Katan'ı da Katie Sackhoff canlandırdı. Onu da söylemek lazım. Ahsoka'yı da Rosario Dawson canlandırdı. Bu aralar isim hafızam çok kötü nedense. Demin de yeni CEO'nun adını hatırlayamadım. Rosario hakkında şey vardı. Bayağı bir söylentiler geziniyordu. Hatırlarsanız evet. Önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Demek ki boşa değilmiş söylentiler. Söyle. Yok şey diyecektim. Bu yeni duyurulan projeler arasında da Ahsoka da var. Orada da kuvvetle muhtemel Rosario Dawson yine Ahsoka karakterini oynayacak. Ben de şey diyecektim. Hani söylentiler deyince ikinci sezonla alakalı, ikinci sezon çıkmadan önce ortaya atılan dedikoduların neredeyse hepsi tuttu. Hı hı. Ya Luke Skywalker'la ilgili de ben hakikaten bir dedikodu, hatta aslında teori okumuştum. Hatta sizinle konuşurken de söylemişim, oğlum Luke falan diyorlar, hani ne iş falan diye konuşmuştuk. Doğru çıktı. Ya Ezra diyorlardı. Ezra daha muhtemeldi çünkü hani oyuncu ayarlanabilir. Çünkü live action'da hiç görmemiştik. Ama Luke, evet. Hayranlar mutlu. Evet, yani Mandalorian'dan ben şahsen çok mutluyum. İnşallah böyle devam eder diyelim. Kasım ayına geldik. Kasım ayında da bu Star Wars Oteli'nin ilk gerçek görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Bununla ilgili görüntüler basında yer almaya başladı ve diğer kaynaklarda yer almaya başladı. Bu da bizim için dikkat çekici bir haberdi. Çünkü bu Star Wars Oteli'ni biz gerçek görüntüler ortaya çıkmadan evvel 2 yahut 3 kere hep gündem haberlerimizde yer vermiştik. İlk tasarım çizimleri olsun, ondan sonra ilk nerede açılacağı, nerede kurulacağı, büyüklüğü, işte içindeki o facility'nin, yani o nasıl derler, tesis. O yapının, o tesisin içerisinde ne tarz imkanların Star Wars hayranlarına sunulacağına dair hep o bilgileri paylaşmıştık. İlk gerçek görüntüler de ortaya çıkınca bunu da sizlerle paylaştık biz de. Bu bizim için dikkat çekici bir bilgiydi. Ateş, var mı senin yorumun burada? Sen bayağı, çünkü senin ilgini çekiyordu burası.
Ya benim ilgimi çekiyor. Hatta şöyle biz işte 2020 için Amerika yolculuk planlarını yaparken bir yandan da şey dedik ya Türk keşke biz gittiğimizde yetişseydi de hani en azından kalmayı değerlendirebilirdik. Şimdi kalırdık diyemiyorum, değerlendirebilirdik diyorum. Çünkü fiyatlarıyla alakalı da bir takım dedikodular var. İşte 2 gecelik bir deneyim 3.000 dolar olacak gibi bir söylenti hatırlıyorum. Bir bakıma belki de iyi olmuştur şimdi bizim planların iptal oluşu. Çünkü belki yani yeni planı yaptığımızda bu otelde kalabiliriz. Oradaki Star Wars deneyiminin nasıl bir şey olduğunu görebiliriz. Da sizlere de yani Galaksinin Sesi izleyicilerine de aktarma şansımız olur birinci gözle. İnşallah. İnşallah. Geldik Aralık'a. 2020'nin aralığına. Bu da çok Bombalar taze. patladı. Burada bombalar patladı. Yeni Star Wars film ve dizi projeleri duyuruldu. Bununla ilgili de güzel, çok güzel bir içeriğimiz, videomuz var. Bunu da izleyebilirsiniz. Niko ya buraya ya açıklamalara bunun linkini mutlaka bırakırız. Bir diğer gelişme ise tartışmalı aslında. Hem hayranlar için güzel ama bir bakıma da tartışmalı olan bir diğer gelişme ise Book of Boba Fett dizisinin duyurulmuş olması. Bu da nasıl duyuruldu? Disney'in yapmış olduğu etkinlikte, bu yeni projeleri yatırımcılarıyla paylaştığı etkinlikte bir sürü işte proje, 2 tane film, 8 tane dizi, Star Wars dizisi duyurdu. Book of Boba Fett'in esamesi bile okunmuyordu. Mandalorian'ın ikinci sezonunun son bölümünde bu After Credits'te yayınlanan ekstra bir görsel var, ekstra bir içerik vardı. Orayı izledi hayranlar ve onun sonunda da o bilgiyi gördü. The Book of Boba Fett 2021 Aralık'ta geliyor diye. İnsanlar bir şaşırdı. Ne bu? Book of Boba Fett? Hani book mu geldi? Kitap mı bu? Yoksa başka bir şey mi derken takip eden günlerde bunun yeni bir dizi olduğu bizzat duyuruldu. Resmi olarak duyuruldu. Aralık ayı da güzel bir aydı bence. Ekim ayı gibi. Star Wars hayranları açısından Aralık ayı güzel bir aydı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Var mı bir yorum? Buradaki konu şu, Book of Boba Fett bir yani henüz tam olarak net olmayan bazı şeyler var. Book of Boba Fett ya da şöyle diyeyim, Book of Boba Fett başta şey olarak düşünüldü, Mandalorian'ın 3. sezonun adı diye düşünüldü. Evet. Sonra bunun ayrı bir proje olduğu söylendi. Şu anda görünen o ki Mandalorian'ın 3. sezonu 2021'de yok. 2021'de Mandalorian'ın 3. sezonu olmayacak gibi görünüyor. Evet. Yani bir Şeyden sene. sonra, daha doğrusu yani Book of Boba Fett'ten sonra muhtemelen yayınlanacak Evet. gibi duruyor. Bir sene, bir sezon es geçilecek gibi görünüyor. Mu? Bilmiyorum. Ben öyle Bu anladım. belki de şey yaparlar. Book of Boba Fett'in sezon finalinin post kreditsine Mandalorian'la Mandalorian. alakalı onun 3. sezonuyla alakalı bir şey koyarlar böyle. Bir sene de ona bekleriz. Aynen. Tabii koleksiyon ürünlerine de değinmeden olmaz. 2020 yılına damga vuran da bir takım koleksiyon ürünleri vardı. Razer Crest'i, bu Hasla projesi olan Razer Crest'i hani ayrı tuttuk o, çünkü beklenenden çok fazla ilgi gördü ve hani alışılmışın dışında hani geliştirilen ve duyurulan bir üründü. Ama bunun haricinde sevgili Nikon'un da en son kutu açılışı videolarında da konu ettiği bu Gentle Giant büstleri 2020 yılına gerçekten damgasını vurdu. Özellikle oradaki Ahsoka, ya ben çok hani hayranım. Bir de meşhur Beskar Mandalorian figürü var. Buradan Niko'ya selam O sana çakıyorum. niye meşhur dediğini anlamak için o videoyu, bir kutu açılışı videosunu izleyin isterseniz. Aynen. Mutlaka izleyin. Hasbro tarafında bu Black Series Helmet'lar gerçekten yıla damgasını vurdu. Özellikle Stormtrooper ve Boba Fett helmetleri, ki bunların da kutu açılışları kanalımızda mevcut. Lütfen o videoları da mutlaka izleyin. Özellikle Boba Fett helmet videosunda sevgili Emre, 501. Lejyonumuzun sevgili Boba Fett'i Emre bizzat geldi ve kendi kostümünde kullandığı helmetle bu helmeti karşılaştırdı sevgili Ateş'le beraber. İzlemediyseniz mutlaka o videoyu da kaçırmayın.
Bir düzeltme yapmak istiyorum. Emre buraya gelmedi, biz Emre'ye gittik. Ha, doğru, evet. Ankara'ya gittiler. Ya ama günün sonunda Emre bize konuk oldu. Ha, evet. Öyle doğru. Öyle. Tamam. Öyle düşünmek lazım. Bir diğer dikkat çekici ürünse, bir şey ürünlerse. Söylemek istiyorum. Pardon, sözünü kestim. Yok, adam değil. Miğferlerden söz etmişken bence şeye de değinelim. Yeni yolda olan miğferlere de değinelim. Ha, 2021'e damgasını vuracakları. Evet. Yani ufak böyle şimdiden bir tık haberini versek bence heyecanlandırıcı olur. Heyecanlandır bizi Ateş. bir tanesi Mandalorian miğferi. Din Djarin'in. Yanlış bilmiyorsam çıkış tarihi Mayıs-Haziran olması lazım. Mayıs diye hatırlıyorum ben. Olabilir, doğrudur. Hmm. Bir diğer miğfer ise çıktı aslında. Hatta 2021'e girmeden çıktı. Target mağazalarına, Amerika'daki Target mağazalarına özel satışa sunulan bir miğfer. Kaptan Cardinal diye geçiyor ama gözünüzde canlandırmak gerekirse, yani şimdi bunu söylerim ama Nico bir yere koyar muhtemelen resmini. Kırmızı renkte bir First Order Stormtrooper miğferi hayal edin. Bu elektronik bir miğfer. Tahmin ediyorum beyaz renkte, yani bizim bölüm 7-8-9'da gördüğümüz versiyonu da bu sene içerisinde çıkar. First Order Stormtrooper, o da bayağı ilgi çeker ama özellikle o kırmızı olan hani Sith Trooper gibi de hani yorumlanabileceği için o da bayağı dikkat çekici bir ürün olur. Bir ama Mandalorian'ı dört gözle bekliyoruz. Bir de tekrar repaint olan şey geliyor. Boba Fett geliyor. Ha, Boba Fett, evet. Ama o 2022'de geliyor. Doğru, evet. 2022'de geliyor. Doğru. 2022'de geliyor. Varsa bir şey söyleyin. Öbür ürüne geçeceğim. Yok. Tamamladık. Diğer ürün de Baby Yoda ürünleri. Mandalorian'ın ikinci sezonuyla beraber özellikle bu konuda da ciddi bir hype oluştu. Burada da bayağı çok fazla acayip Baby Yoda ürünleri çıktı. Hatta ben de bir tanesini edindim. Sevgili Ateşler çok güzel tanıtımını yapmışlardı. Ben de gittim. Animatronik versiyonunu aldım. Kendisi çok tatlı. Böyle dokunuyorsunuz, seviyorsunuz, gözlerini oynatıyor. Bunun da çok güzel inceleme videosu var kanalımızda. Bu ve diğer Baby Yoda ürünleriyle ilgili. Onunla alakalı da videolar arasında lütfen o videoyu bulun ve izleyin. Sevgili Ateş ve sevgili Gizem çok güzel bir içerik hazırladılar kanal için. Tesadüfe bak, bütün böyle damgasını vuran olarak seçtiğimiz ürünlerin de hepsinde kutu açılışı varmış bizde ya. Çok 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 subjektif herhalde biz yorum. Evet, aslında bir maddemiz daha var. Ama buraya hani değinip değinmemekte biraz kararsız kaldık ama değinmezsek de gerçekten bu saygın kişilere de saygısızlık da olabilirdi. Maalesef 2020 yılında da bazı kayıplarımız oldu. En yakın tarihli kayıplarımız, hani bunlara da videomuzda da yer verdik. Dave Prost ve Jeremy Bullough maalesef aramızdan ayrıldı. Bunların haricinde yıl içerisinde Andrew Jack, Alan Harris, Max von Sydow da maalesef aramızdan ayrıldı. Buradan tekrardan hepsi için, ışıklar içinde uyusunlar diyoruz. Güç onlarla olsun diyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Şimdi bu şeyleri kapatırken 2020 senesinde Yıldız Savaşları evreninde olanı biteni konuşurken bir de Galaksinin Sesinde olanları biteni de bir konuşalım istedik. Hmm. Onunla ilgili bazı notlar aldım. 2020 senesinde belki de en önemli olan değişiklik Galaksinin Sesi açısından bir yayın formatımızı koşullara uydurduk. Videolu Zoom üzerinden yayın yapmaya başladık. Onun dışında gündem bölümlerimizi sadece ses olarak, podcast olarak yayınlamaya başladığımız için daha fazla platforma ulaştık. Spotify ve Google Podcast'e ulaşmaya başladık. İki önemli bölüm var. Devamı gelecek. O konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Ünlülerle gerçekten filmlerde rol almış oyuncularla veya kasta rol alacak kişilerle. Şimdiye kadar iki kişiyle röportaj yaptık. Uğraşıyoruz. Birkaç çabamız da var. Yenileri de gelebilir.
Şimdiden söz vermeyeyim ama. Her an sürpriz yapabiliriz. Her an sürpriz yapabiliriz. Acaba kim? Şimdi yorumlara yazın diyeceğim. Çok ulaşılamayacak adamlar çıkabilir onun için. Yo, bence yazsınlar. Tamam. Okey, yazın. Hatta kimi istiyorsunuz onu yazın. Bak ateş. Yapma bunu. Yapma bunu. Çok dikkat çekiyorsun. Neredeyse 2020 senesinde 1500 aboneye ulaştık. Böyle çok çılgın bir abone merakımız, çılgınlığımız yok ama bu açıkçası abone olmanız bizi motive ediyor. Hani yaptığımız içeriğin birileri tarafından tüketildiği ve hoşlarına gidildiğini biliyoruz. Bu bizim için önemli. Şeye baktım, en çok izlenen bölümlere baktım. İlk üç bölüm, en çok izlenen ilk üç bölüm, bir tanesi Mandalorianlar hakkında kanon olan genel kültür bölümü. Çok fazla izlendi. Hemen onu takip eden bölümde bölüm 9'un alternatif senaryosu. Yine Ateş'in Gizem'le beraber seslendirdiği bir bölüm. Takip eden de Femi Taylor'la olan röportajımız. Twi'lek. Jabba'nın Twi'lek ile yaptığımız röportaj. Başka birkaç istatistik bilgi vereyim. İzlenen ülkeler arasında %83.6 Türkiye var. Demek ki başka ülkelerden de izleniyoruz. Bu belki röportajlardan kaynaklanıyor olabilir. Belki yurt dışında yaşayan Türklerden kaynaklanıyor olabilir. Yaş grubu biraz enteresan. 18-27 yaş grubunda %35.7'yiz. 25-34 yaş grubunda %37.7. 35-44 yaş grubu 25.3. 45 üstü de 0.9, %0.9. Yani yaşları bir kitlemiz var. Yüksek bir kitlemiz var. Evet. Şimdi cinsiyet tarafına baktım. Kadın %3.1, erkek %96.9. Buna ne diyorsunuz? Ya ben bu The force is female lütfen. Evet. The force is female Nico lütfen. Ben kadın hayranların daha fazla olmasını bekliyordum. Tamam, erkeklerin bir fazlalığı var onu biliyordum ama o kadar az olacağını düşünmüyordum. Gerçi bizim abone kitlesi de çok 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 fazla değil ama en azından 3'ten daha fazla, 3.1'den daha fazla olacağını düşünüyordum. Bir şey soracağım. Bu istatistik izleyenler arasındaki toplam istatistik mi yoksa aboneler arasındaki istatistik mi? İzleyenler arasında, pardon, düzeltiyorum. İzleyenler arasında. Ha. Bu acaba biz yayın formatımızı değiştirdik diye mi böyle oldu? Bizim tipimiz mi bozuk yoksa? Aynı şeyi diyecektim ben var ya. Bizi beğenmiyorlar herhalde. Yok. 2010 hatırlamıyorum ezbere de 2019 senesinde daha düşüktü. Demek ki artmış. Yani bakarız ona da, neden bilmiyorum. Bak, enteresan bir bilgi. Toplam izlemelerin %65'i abone olmayan kişilerden geliyor. Heh, bak burada tekrardan bir es vereyim. Abone olun. Abone olun. Basın. Kill the like button, kill the subscribe button. Diyorlar ya. Evet. Onun dışında bir takım planlarımız var. Bazılarından zaten Oğuzhan da bahsetti. Bazılarından Ateş bahsetmedi. Bahsetmemeye de devam ediyor. Ama onları da görmek için abone olun. Çanada basın. Aynen. Bu arada bir düşüncem var. Şimdi biz yayın formatımızı değiştirdik. Eskiden sadece sesimiz duyuluyordu. Şimdi görüntülerimiz de var. Diyorum acaba pandemi geçtikten sonra, pandeminin geçtiği bir dünyada görüntülü kaydı, böyle hepimiz evlerimizden değil de üçümüz bir araya gelsek, böyle bir sohbet masasında gibi yapsak, izleyicilerimizin daha mı çok hoşuna gider acaba? Gidebilir. Ben gideceğini düşünürüm çünkü pandemi öncesinde de bir araya geldiğimiz kutu açılışı videoları yaptık zaten. Onlar da bayağı ilgi gördü. Dolayısıyla ben ilgi göreceğini düşünüyorum. Bakalım yeni mekan arayışları içerisine girebiliriz. Stüdyo mu tutsak acaba, ne yapsak?
Yani. Yani. Evet. Umarız ki hakikaten 2021 yılı hepimiz için gerçekten en başta hani sağlık dolu, sonra mutluluk, huzur ve refah dolu bir yıl olur. 2020 yılı gerçekten herkes için çok zor geçti. Çok zor bir yıldı. Atlattığımız için çok memnunuz. Umarız ki o zorlukları 2021 yılında yaşamayız. Ve Star Wars adına konuşmak gerekirse de umarız ki 2021 yılı bol Star Wars dolu, güzel gelişmelerin olduğu bir yıl olur diye temenni ediyoruz. Amin. Amin. Aynen öyle. Dedikten sonra dediğimiz gibi yeni projelerimiz var. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İçerikte de çok fazla bahsettik zaten. Google Podcast'te de varız, Spotify'da da varız, Castbox'ta varız, iTunes'da varız ve YouTube'da varız. Tüm bu platformlardan bizi takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram hesaplarımız da aktif. Oradan da sık sık gelişmeleri paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle. O hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Ama en önemlisi lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Güç sizin de olsun. Güç sizin de olsun. Güç sizin de olsun.